Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır benden bu videoyu istiyordunuz. Aklımdaydı bu video. Hatta yorumlara yazdınız, WhatsApp'tan falan yazdınız. Bunun da bir güncel videosu çekmek istedim bir nevi. Bilindiği gibi yeni yeni tür oyun konsolları piyasaya çıkmakta. Hatta PUBG artık kendini bayağı bir geliştirmiş bulunmakta. Aynı şekilde Call of Duty ve benzeri gibi oyunlar. Bunlara da ayak uydurabilmek için firmalar telefon ve tabletlerinin en güçlüsünü yapmaya çalışıyor. Sürekli bana ne kadar param var, hangi telefonu, hangi tablet alabilirim diye soruyordunuz. Ben de bilindik telefonları ve bilmediğiniz cihazları araştırdım arkadaşlar. Fiyat listesine göre size bir liste çıkardım. Tabi bu fiyat listesi 3 aşağı 5 yukarı bir değişiklik gösterebilir. Ona göre siz de buradan benimle birlikte tercihinizi yaparsınız fiyat aralığında. Aynı şekilde burada ben cihazın tasarım şeklini videolu şekilde bulabilirsem atacağım arkadaşlar. Özelliklerini de kendim hem sözlü olarak dile getireceğim. Aynı şekilde fotoğraf olarak da ekleyeceğim. Benim işlerimden çok beğendiğim cihazlar var. Onları zaten ayrı bir olarak belirteceğim. İsterseniz en düşük fiyatlardan en yüksek fiyata doğru tablet ve telefonlara bakalım. Şimdi arkadaşlar ortalama olarak 1500 ile 2000 TL civarı arası telefon ve tabletlere bakacağız. İlk olarak zaten Xiaomi Redmi 9 var arkadaşlar. Videosunu şuradan bir yerden zaten görüyorsunuzdur. Teknik özelliklerini de zaten şuraya bir yere atacağım arkadaşlar. Şimdi Xiaomi Redmi 9 arkadaşlar 6,53 inç bir boyuta sahip 5020 mAh'lik bir bataryası mevcut. 5020 mAh batarya bence orta seviye, yani iyi bir seviyelerde arkadaşlar. 60 Hz'lik bir ekran yenileme süreci var. Hz'in ne olduğunu soracaksınız. Hz saniyede ekranın kendini yenileme hızıdır. 60 Hz bu fiyata göre, bu telefona göre iyi bir değerdir arkadaşlar. İşlemci olarak MediaTek işlemciye sahip. Eğer bu tür klavye mouse'lu cihazları kullanmak istiyorsanız Android sürümünüzün 10 ve üstü olma zorunluluğu. Xiaomi bilindiği gibi Android 12'yi çıkardı. Bundan yana bir sorununuz yok. Ama RAM olarak çok düşük seviyelerde arkadaşlar. 3 GB'lık bir RAM'i var. Bilindiği gibi mobil FPS oyunlarında minimum 4 öneririm arkadaşlar. Tabi bütçenize göre davranmanızı daha çok öneriyorum. Şimdi ikinci önerebileceğim cihazlardan bir tanesi tablet arkadaşlar. Bu tablet hani ben oğluma aldım da arada ben de PUBG oynarım diyenler için yavaş yavaş yüzünüzün güldüğünü hissedebiliyorum. Şimdi tabletimiz Samsung S6 Lite arkadaşlar. Ortalama ikinci el cihazlardan başlar isek 1500'e 2500'e kadar gidiyor. 10,4 bir inç ekrana sahip, yani ideal bir seviyelerde arkadaşlar. Yani telefona bu şekilde yumulmanıza gerek yok. 4 GB'lık bir RAM'i var. Yani Xiaomi 9 yerine bu Samsung tableti daha çok önerebilirim. Ve bataryası 7040 mAh arkadaşlar. Bu ne demek? Kesintisiz minimum 6 saat oyun demek arkadaşlar. İşlemci olarak biraz yerlerde Exynos 9611 işlemciyi kullanıyor. Samsung'un kendi işlemcisi arkadaşlar. Kötü bir işlemci mi? Değil. Ama fiyata göre Exynos işlemci biraz normal. Bu tableti öneririm arkadaşlar. Orta seviye bandında bir tablet. Yani PUBG böyle aman aman bir performans oynayamazsınız. Bilindiği gibi Samsung'larda ısınınca bir sapıtma durumu var. Yani bu da bir seçenek. Diğer önerebileceğim telefonlardan bir tanesi de Xiaomi Redmi 8 arkadaşlar. Bu da 6,22 bir inç ekran boyutuna sahip, ortalama iPhone'la aynı seviyelerde bir inç arkadaşlar. 5000 mAh telefona göre ideal bir değer. Ekran yenileme hızı 60 Hz, bu da fiyatına göre yine orta seviye bir değer. Snapdragon işlemci ve 4 GB RAM'i var. Yani Xiaomi Redmi 9 yerine Xiaomi Redmi 8'i öneririm. Şimdi biraz fiyatlarımızı arttıralım. Tabii ben bunları sizin için teker teker araştırdım arkadaşlar. 2500 ile 5000 TL arası bir cihazlara geldiğimizde bayağı bir seçenek çıkıyor. Çünkü Türkiye'deki telefon ve tabletlerin fiyat aralığı genellikle bu fiyat aralıklarında ve seçenek çok var arkadaşlar. Önümüze zaten Samsung bir tablet gelmiş. Ben bunları arkadaşlar sizin için teker teker derledim. Özellikle sürekli insanlar soruyor, bu kadar bir param var diye ne alabilirim gibisinden. Hani ben bunları bir liste olarak çıkardım. Teker teker araştırdım arkadaşlar. Bunların arasından kendinize en güzel cihazı seçmeye çalışın. Şimdi Samsung Galaxy S5 var arkadaşlar. S5e diye geçiyor hatta. Bende de var bu tabletten. Şöyle bir klapandan da çıkarayım. Hani bunun videosunu yerine şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi tablet bu şekil bir şey. Hani kameranın bir önemi yok zaten. Arka kameranın fotoğraf falan çekmeyeceksiniz. Nasıl bir tablet derseniz,
Yani ben bunda Gamester cihazıyla şöyle söyleyeyim. Şu şekil. Gamester cihazıyla iyi bir performans alıyorum. Hani çok profesyonel olmasa da ideal bir tablet arkadaşlar. Zaten bunun fiyat aralığı ortalama 2500 ile 3500 TL arası. Ekran boyutu 10.5 inç, ideal bir boyuta sahip. 4 GB bir RAM'i var. O da ideal bir değer. 7040 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Ortalama 8 saat kesintisiz bir oyun demek. İşlemci olarak bunda Samsung biraz cimrilik yapmamış. Snapdragon işlemci kullanmış. O yüzden performansı iyi zaten arkadaşlar. Önerebileceğim tabletlerden bir tanesidir. Diğer tabletlerden bir tanesi de Huawei MatePad Pro. Ortalama da 4000 ile 6500 TL kadar fiyat aralığı var arkadaşlar. Şimdi 10.8 inçlik bir boyuta sahip. Bu Samsung daha deminki gösterdiğimle arada pek bir fark yok arkadaşlar. RAM olarak çok iyi bir RAM'i var. 6 GB RAM'i var. RAM olarak düşündüğünüz zaman hani genelde 1.7 GB RAM'e sahip ama PUBG'ye tabii bunun için telefonun RAM'ine de hesapladığınızda bir cihazda iyi bir oyun oynamak istiyorsanız minimum 4 GB RAM olması lazım. Huawei MatePad Pro'da arkadaşlar 6 GB bir RAM kullanmışlar. Onu geçtim. 120 Hz ekran yenileme süresi. Yani saniyede 120 kez ekranı yeniliyor. Bu da cidden çok iyi bir değer. İşlemci olarak Huawei Kirin 990 kendi işlemcilerini kullanıyor. 990 da çok iyi işlemcilerden bir tanesi. 7250 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. İyi değer mi? Bence baya bir iyi değer. Ortalama 4000 ile 5000 arası bir bütçeniz varsa Huawei MatePad Pro'yu öneririm arkadaşlar. Hem gündelik olarak hem oyun olarak iyi bir randıman alabilirsiniz. Şimdi bir telefona geçelim isterseniz arkadaşlar. Xiaomi bilindiği gibi son serisi 10 serisi. Tabii belki bu videoyu izlediğinizde 11, 12 bilmem kaçlar çıkmıştır. Xiaomi Mi 10 Lite var arkadaşlar. O da ortalama 3500 ile 4500 TL arası. 6.57 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Şurada şimdi Xiaomi bu 10 Lite'da biraz cimrilik yapmış. 4160 mAh'lik bir batarya yapmış. Yani ortalama nereden baksanız o da 4-5-6 saat kesintisiz bir oyun demek arkadaşlar. Ekran yenilemesi 60 Hz arkadaşlar. Burada da biraz cimrilik var. Benden tek artı olarak kazandığı Snapdragon işlemci olması, o da 765'i kullanması ve de 6 GB RAM'i var arkadaşlar. Bir yerden kısmışlar, bir yerden attırmışlar ama 3500-4500 TL'lik iyi bir cihaz diyebilirim ama o kadar da iyi değil. Bunu bence direkt aklınızdan da eleyebilirsiniz. Onun yerine Xiaomi'nin yine Pocophone X3 NFC diye bir serisi var arkadaşlar. Yani onu alacağınıza bunu daha çok öneririm. Çünkü bu telefondaki değerler cidden çok yüksek arkadaşlar. 6.67 bir inçlik ekrana sahip 5160 mAh'lik bir bataryası var. Bu telefonda arkadaşlar oyun modu olduğu için, NFS modu olduğu için bunun bataryası kat ve kat uzun sürüyor. Çünkü bütün telefondaki performansı oyuna veriyor arkadaşlar. 120 Hz'lik bir ekran yenilemesi var. 120 Hz bu telefona göre cidden çok iyi. Snapdragon işlemci kullanmışlar ve de en önemlisi 6 GB RAM kullanmışlar arkadaşlar. Tabletlerden sonra alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü bu telefon bende bir artı bir yıldız hak ediyor yani. Çünkü çok iyi bir telefon. Bir de Xiaomi Redmi Note 8 Pro var arkadaşlar. Çok eski bir telefon ama MediaTek işlemciyi kullandığı için performans olarak çok iyi bir cihaz arkadaşlar. Şimdi bu tür klavye mouse'larda bir aralar MediaTek sorunu vardı. Ama bu sorun Android 10 ve üstünde çözüldüğü için artık bir sorun değil arkadaşlar. 6.53'lük bir inç ekran boyutuna sahip. 6500 mAh'lik bataryası var. İyi bir değer arkadaşlar. Fiyatına göre iyi bir değer. Fiyatını da söyleyeyim. Ortalama 2000 ile 3000 TL arası arkadaşlar. 6 GB RAM kullanıyor. Bu da fiyatına göre çok iyi diyebilirim. Diğerlerinden bir tanesi de Xiaomi Note 9 Pro arkadaşlar. O da 6.67 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 5020 mAh'lik bir bataryası var. 60 Hz'lik bir ekran yenileme süresi mevcut. Bu telefonla fiyat olarak 2800 ile 3000 200 TL arası. Şöyle güzel bir şey var. Snapdragon 720 ve 6 GB RAM olması bu telefonu bir iki adım öne çıkıyor. Yani Note 8 Pro yerine Note 9 Pro'yu seçebilirsiniz arkadaşlar. 2500 ile 5000 arası telefon ve tabletler bunlardı. Şimdi yavaş yavaş yüksek fiyatlara çıkalım arkadaşlar.
Şimdi 5000 TL ile 7500 TL arası telefon ve tabletlere bakacağız arkadaşlar. Pocophone F2 Pro serisi var. X3'ten sonra yani Poco serisinden X3'ten sonra F2'nin Pro'su arkadaşlar bayağı bir iyi. Ama X3'ü daha çok öneririm. Onda 120 Hz varken bunda 60 Hz var. RAM'leri aynı. Sadece arada bir batarya ve Hz farkı var. X3'ün tasarımı cidden daha iyi ama F2 Pro'da kötü değil arkadaşlar. 6.67'lik bir ince sahip ekran boyutuna sahip Poco F2 Pro. 4700 mAh'lik bir bataryası var. 60 Hz'lik bir ekran yenilemesi var. Bu telefonun bence kazandığı tek şey Snapdragon 865'i kullanması ve 6 GB RAM olması. Diğer cihazlardan bir tanesi bilindiği gibi yeni telefon olan Samsung Galaxy S20 Plus arkadaşlar. Bu telefon ortalama 6000 ile 7500 TL aralığında. Bunun da ekran boyutu 6.7'lik bir inci var. 4500 mAh'lik bir bataryası var. 120 Hz'lik bir ekran yenilemesi var. 8 GB RAM'i var. Bu telefonda da arkadaşlar ekran yenileme ile RAM'i yüksek tutmuşlar. Ama işlemciyi biraz kötü tutmuşlar. Exynos işlemci. Yani kötü mü? Kötü değil arkadaşlar ama bu fiyata göre bence bir Snapdragon kullanmayı hak ediyordu. Bu fiyat aralığında bir tablete bakalım. Bilindiği gibi Samsung'un son çıkardığı bir tablet var. Hatta bu tablet 90 FPS veriyor arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab S7 Plus, hatta 5G diye de geçiyor diye hatırlıyordum ben bunu. 12.4'lük bir ekran boyutu var. 8 GB bir RAM kullanmışlar. Bence gayet başarılı. Ve Snapdragon 865 Plus'ı kullanıyorlar. 120 Hz kullanıyorlar. 10.090 mAh'lik bir bataryası var. Yani Samsung artık çıldırmış. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bütün özelliklerini bu tablette kullanmışlar. Snapdragon işlemci olması, 120 Hz olması, 8 GB RAM kullanması ve 90 FPS'i destekliyor olması bu cihazı bir iki adım öne çıkarmış. Çünkü artık bilindiği gibi Apple serisinde bu tür klavye mouse'lar çalışmıyor arkadaşlar. Ondan kaynaklı insanlar Android'e geçiyor. Samsung bence bunun farkına vardı. O yüzden en performanslı tabletini çıkardı ve en iyisini yaptı arkadaşlar. S7 Plus'ın bir alt tabletine bakacağız. O da Samsung Galaxy Tab S6 arkadaşlar. Ortalama 5000 ile 6000 TL aralığında 10.5 inçlik bir boyutu var. Snapdragon işlemciyi kullanıyor arkadaşlar. 6 GB bir RAM'i var. 7040 mAh'likte bir bataryası var. S6 almak yerine 1 milyar daha fazlasını verip S7 Plus almanızı kat ve kat öneririm arkadaşlar. Şimdi S7 Plus'ın bir de S7 düzü var arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab S7 diye geçiyor. Ben ismini tam veririm belki araştırırsınız diye. 11 inçlik bir ekran boyutu var. 6 GB RAM'i var. Snapdragon 865 Plus'ı kullanıyorlar. Aynı şekilde 120 Hz ekran yenilemesi 8000 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Samsung'un bu son aralar S7 serisine bayağı bir yüklendiği ortada arkadaşlar. Ortalama zaten 5000 ile 7500 arası cihazlar bu şekilde. Bu seriden ne önerirsiniz derseniz S7 Plus'ı öneririm arkadaşlar. Ondan sonra S7 ya da S6 diye seçeneğinizi yaparsınız. Xiaomi'nin Poco X3'ünü daha çok öneririm arkadaşlar. Biraz daha fiyatları şişirdiğimizde 7500 ile 10.000 TL arasına geldiğimizde Samsung Galaxy'nin S20 Ultra'sı var arkadaşlar. 6.9 inçlik bir ekran boyutuna sahip, 5000 mAh'lik bir bataryaya sahipken 120 Hz'lik bir ekran yenilemesi var. Exynos işlemci kullanıyor arkadaşlar. Ve 12 GB RAM mevcut. Şöyle bir şey var. 120 Hz ile 12 GB RAM'in birleşmesi demek çok efsane bir şey demek arkadaşlar. Hani burada işlemciye önem vermemişler. 12 GB RAM kullandıkları için işlemcinin pek bir önemi yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü 120 Hz de yenileme var. Sanırım bu 90 FPS'i destekliyor diye hatırlıyorum. Ama yine bir YouTube'dan araştırın. Yani benim sözüme pek inanmayın arkadaşlar bu telefon için. En yüksek cihazlara geldiğimizde 10 milyarla 20 milyar arkadaşlar. Zaten fazla bir cihaz yok. Hani belki almak isteyenler vardır. Daha çok yükseğini isteyenler vardır. Şimdi yüksek fiyatlara geldiğimizde Samsung'un yine S21 Ultra 5G'si var arkadaşlar. Ortalama 14.500 ile 16.000 TL civarı arasında. 6.8 bir inçlik ekran boyutuna sahipken 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 120 Hz'lik ekran yenilemesi varken 12 GB RAM'i var arkadaşlar. Hani bu da S20 ile hemen hemen aynı mantıkta gitmişler. Ekran yenileme hızıyla RAM'i yüksek tutmuşlar ama işlemci olarak yine Exynos işlemciyi kullanmışlar. Çünkü RAM'i ve Hz oranı yüksek olduğu için
Bu telefonda işlemcinin pek yani çok ufak derecede bir etkisi yok arkadaşlar. Hani videonun da başında dediğim gibi PUBG gibi bir oyunun 3 GB maksimum 3 GB bir RAM tüketimini düşünürsek geriye bir 9 GB'lık bir RAM'iniz kalıyor. Ve bu da iyi bir performans sağlar arkadaşlar. Bilindiği gibi Samsung'un yine bir Galaxy Z Fold hem telefon hem tablete dönüşen bir tane cihazı vardı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 16.000 ile 17.500 TL aralığında 6.2 inçlik bir boyuta sahipken 120 Hz'lik bir ekran kullanıyor. Ekran yenileme kullanıyor arkadaşlar. Ve 4500 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ve bu cihazın yani Z2 Fold'un arkadaşlar öyle söyleyeyim. Snapdragon 865 Plus'ı kullanırken 12 GB RAM kullanıyor ve bu cihazı baya bir üstün performans tutmuşlar. Fiyatına göre de özellikleri de baya bir yüksek arkadaşlar. Son olarak da Xiaomi 10 var arkadaşlar. Bu da ortalama 9500'de 12.000 TL aralığında. Xiaomi Mi 10 10 iyi bir cihaz arkadaşlar. Bunun 10 Pro'su var mıydı onu hatırlamıyorum. Fazla da abartılı fiyatlar çıkarmak istemedim ben size. 6.67 inçlik bir ekran boyutuna sahipken 4780 mAh'lik bir bataryaya sahip. 90 Hz kullanıyor arkadaşlar. Snapdragon 865 işlemci kullanıyor. 8 GB'lık bir RAM'i var. 9500 TL ile 12.000 TL aralığındaki telefon değer mi dersiniz? Değmez arkadaşlar. Boşuna bu telefona o kadar para vermeyin. Onun yerine normal bir telefonunuz varsa yanında güzel bir tablet öneririm arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Hani ben bu videoyu çekeli 25 dakika olmuş. Büyük ihtimal 10 dakikasını falan izleyeceksinizdir. Zaten iyi bir emek verildi. Sizin için teker teker araştırdım bunları. İnşallah size yaramıştır bu video arkadaşlar. Tercihlerinizde kararlı kılmıştır. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın.